ben Buse. Beni aranızdan tanıyanlar vardır zaten. Yaklaşık 1,5 sene kadar önce Zor Beğenme isimli kanalda sizlerle buluşuyordum, içerik üretiyordum. Bir takım sebeplerden dolayı YouTube'u bırakmıştım fakat şimdi yeniden sizlerle birlikteyim, yeniden video çekmeye başladım. Bugün ilk videomuz bir alışveriş videosu. High-end ürünlerden oluşan bir alışverişi göstereceğim sizlere. İsterseniz hemen başlayalım. Bayağı bir ürün var çünkü. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu ürünler çok kısa sürede alınmadı. Yeni alınanlar da var, daha önceden alınanlar da var. Ama size hepsinden bahsetmek istiyorum. O yüzden bayağı bir ürün var. Hemen başlayalım hızlıca. İlk olarak Sephora'nın kuru şampuanını göstermek istiyorum. Bu üründen çok memnun kaldım diyemem. Bu arada bunların hemen hemen hepsini kullanma fırsatı buldum. O yüzden bir iki cümle söyleyeceğim. Ben normalde kuru şampuanları temizleme özelliği için değil de daha çok saça hacim verme özelliğinden ötürü kullanıyorum. Ama maalesef bunu ne zaman kullansam saçlarımın ön dip kısımlarında kaşıntıya sebep oluyor. Hacim vermesi çok başarılı, hakikaten başarılı. Ona bir şey dersem çarpılırım. Ama ben çok sık kullanmamaya çalışıyorum yine de. Dediğim gibi bir kaşıntı problemi yaratıyor. Denenebilir. Belki bu sadece benim kafa derimle alakalı bir olay da olabilir ama ben bir daha alır mıyım? Pek sanmıyorum. Sanırım Elidor'la devam ederim. İkinci göstereceğim Sephora ürünü yine indirimden aldığım bir allık. 09 numara Healthy Rose ismi. Sephora'nın allık ambalajlarını çok seviyorum. Bence yanda taşımak için çok pratikler, çok küçükler. Yalnız aynaların olmaması birazcık sıkıntı. Yine bunu da sanırım 10 lira gibi bir fiyata aldım indirimde. Oldukça böyle sağlıklı, fresh gözüken bir rengi var. Ama eve gelip baktığımda benim buna çok yakın renklerde allığım olduğunu gördüm. O yüzden biraz aslında benim için başarısız bir alışveriş olmuş. Pigmentasyonunu da çok başarılı bulduğumu söyleyemeyeceğim. Aslında Sephora'nın birçok allığının renk vermesi gerçekten çok başarılı. Ama bundan çok hoşlanmadım. O yüzden bu rengi satın almak isteyenler mutlaka mağazada bir yüzlerine uygulasınlar ya da ellerinin üstüne bir swatchlayıp satın alsınlar derim. Şöyle zarf şeklinde, dışı simli, oldukça şık bir tasarıma sahip olan bu far paleti. Şöyle açıyorsunuz. Bunun da aynası yok. Sephora sanırım kendi ürünlerine ayna koymuyor. Gördüğünüz gibi içinde 8 tane far var. Üst sıra daha kahve, daha doğal tonlarda. Altta siyahlar var. Ben bu paleti hem sevdim, pigmentasyonu falan da güzel. Özellikle far bazı kullanırsanız çok daha başarılı olursunuz renk alma konusunda. Ama bence çok güzel bir hediye de olur bu. Çünkü tasarım olarak çok şık. Fiyatı da sanırım 35 lira gibi bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam kasanın yanında duruyordu bu. O yüzden bir arkadaşınıza doğum gününde, yılbaşında artık özel bir günde verebileceğiniz hoş bir hediye olur diye düşünüyorum. Tek parça bir MAC alışverişim oldu. Aslında bunu MAC'den satın almadım. Bir blog satışından satın aldım. Kimin satışıydı hiç hatırlamıyorum inanın. Eğer bulursam açıklamalar kısmına bırakmış olurum zaten. Bu MAC'in sanırım Aquatic Alluring öyle bir şey. Öyle bir koleksiyonu. Zaten şu dış ambalajından tanıyacaksınızdır. Ben bu koleksiyondan neden hiçbir şey almadım bilmiyorum. Hem rujlarının rengi çok güzeldi hem de dış ambalaj tasarımları inanılmaz başarılı. Bence MAC'in şimdiye kadar gelmiş geçmiş en güzel koleksiyon ambalajı bu. Böyle su damlaları var dışında. Bunun rengi Mystical. Böyle nasıl desem, gül kurusu mor gibi bir renk. Cream Sheen yapıda. Ben aslında Cream Sheen rujları almayı çok sevmiyorum MAC'den. Çünkü çok kalıcı olduklarını düşünmüyorum dudakta. Daha saydam bitişliler çünkü. Ama bunun rengini çok beğendim. Ve koleksiyon zamanında bir bunu bir de nude olan rengi çok sevmiştim. Ama nedense almamıştım dediğim gibi. O yüzden blog satışında görünce hemen kaptım. Çok da memnunum. Gerçekten her türlü göz makyajıyla hemen hemen uyum sağlayabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda makyajtrendi.com sitesinde Nars Hoca'ların bazılarında %35 indirim vardı. Ben açıkçası hani Nars Hoca aşığı ya da Hayal Hoca meraklısı bir insan değilim. Sadece bir ojeye neden 5-6 liradan fazla para verilir onu biraz merak ediyordum uzun zamandır. Şimdi high-end ojelerin de marka marka fiyatları artıyor. İşte Chanel'ler, Tom Ford'lar çok pahalı. Nars'lar, Mac'ler birazcık daha uygunlar. Bobby Brown'lar yine aynı şekilde. Ben de Nars'ın bu Andy Warhol koleksiyonundan iki tane oje buldum makyaj trendinde. Bir tanesi Superstar rengi, diğeri de Backroom rengi. Superstar rengi böyle, bu petrol yeşili mi denir buna? Bu tarz bir renk. Ben bu rengi çok seviyorum. Daha önce buna yakın bir rengi sanırım Flormar'da kullanıp çok beğenmiştim. Tam bu renk değildi ama o daha yeşildi. O yüzden bunu satın almak istedim. Diğeri de gördüğünüz gibi düz bir siyah. Ben siyah ojeyi gerçekten çok kullanıyorum. Elimdeki siyah ojelerin ikisi de kurumuştu. O yüzden kullanamıyordum. Hazır karşıma bu çıkınca
hem markanın ojelerini denemek için hem de kendimi çok riske atmayayım diye Seal'ı tercih ettim. Bu arada bu NARS ojelerin indirimi hala devam ediyorsa Makyaj Trendi'nin o sayfasının linkini aşağı bırakacağım. Oradan da siz de kalan renkleri inceleyebilirsiniz. Shimmering Sand Eye Palette diye geçen şöyle bir far paletim. Kapağı boyutunda bir aynası var. Bu çok güzel. Ben bu paleti özellikle hani bir yerde kaldığım zaman ya da bir seyahate çıktığım zaman yanıma alırım diye düşünerek satın aldım. Gördüğünüz gibi şu alttaki iki sıra, aslında üstteki iki sıra çok doğal tonlardan oluşuyor. Işıltılı. En üst sırada, şu an sizin en üstte gördüğünüz sırada birazcık daha koyu, daha gece makyajları yapabileceğiniz, gözün dış bölgelerine belki uygulayabileceğiniz farlardan oluşuyor. İçinde bir fırça var. İki tarafı da kıl bu arada. Sünger değil. Yaşasın. Ups, fırçamız düştü. Bir tarafı şöyle gördüğünüz gibi far uygulayabileceğiniz bir fırça. Diğer tarafı da daha böyle hani kapatıcı, daha düzeltmeye yönelik bir fırça. Yine bunun da internet satışındaki linkini aşağıya bırakırım. Oradan hem fiyatını hem de satın almak isterseniz bakabilirsiniz. Bir tane Smashbox ürünüm var. Smashbox'tan satın aldığım ilk ürün bu hatta. Trendyol'da sanırım bu palet indirime girmişti. Smashbox'ta Full Exposure palete indirime girmişti. Hem içinde ışıltılı renkler var, hem mat renkler var. İnanılmaz ince ve inanılmaz küçük bir palet. Sanırım bunun fiyatı 50 liraya falan düşmüştü ya da 45 liraya. O yüzden hani Smashbox için iyi bir fiyat, böyle bir palet için de iyi bir fiyat. Bir aynası var şurada. Üstte, yani aslında paletin alt sırasında, şöyle gösterirsem daha doğru olacak. Paletin alt sırası mat renklerden oluşuyor, üst sırası ışıltılı renklerden oluşuyor. Yine kahve ve doğal tonlardan oluşan bir palet. Ben bu renkleri anlamışsınızdır, çok seviyorum. Chanel'den ilk alışverişimi sanırım bir ay önce falan yaptım. Şöyle bildiğiniz gibi Chanel ürünleri bir kesenin içinde geliyor. İlk ürünümüz bir allık. 64 Inspiration rengi. Oradaki Taksim Sephora'daki Chanel standındaki make-up artist bana bu rengin çok yakışacağını söyledi. Ben de ona güvendim. Şöyle güzel bir pembe, bu bir krem allık bu arada. İnanılmaz doğal duruyor. Böyle çok masum, çok sade, çok fresh bir görüntü elde ediyorsunuz bununla. Yani böyle tam hani büyükler şey der ya, böyle genç kız rengi. Aynen öyle bir renk. Yaşınız henüz küçükse, 17-18 yaşlarındaysanız, allık kullanıyorsanız mutlaka bu tarz renklere, illa bu ürün olmak zorunda değil, bayağı fiyatlı bir ürün çünkü. Ama bu tarz renklere bir göz atın. Krem allıklar zaten pudradan daha doğal durduğu için çok böyle sakin, uğraşılmamış bir görüntü elde edersiniz. Ben bu rengi çok sevdim. Benim ten rengime de çok yakıştığını düşünüyorum. Çok abartılı durmadığına inanıyorum. Bunun fiyatını inanın hiç hatırlamıyorum ama Chanel ürünleri zaten biliyorsunuz bayağı pahalı. Aşağı fiyatların hepsini ya da linklerini en azından bulabildiklerimi bırakmaya çalışacağım. Oradan bakabilirsiniz. Diğer Chanel ürünüm de bir far paleti. Yine kesenin içinde geliyor. Bu paletin ismi de 226. Fransızcaya giriş 101. Tisse Rivoli. Tisse Rivoli. Lisedeki Fransızca hocam kesecek beni. Yani bilmiyorum, 226 numara arkadaşlar. Siz 226 dersiniz, beğenirseniz size verirler. Yine kapağında bir aynası var. Ve tabii ki yine kahve tonlarından oluşuyor. 4 tane far var içinde. Benim için inanılmaz başarılı bir palet oldu. Ben çok severek kullanıyorum. Ve Chanel ürünleri hem ambalaj olarak hem kesenin içinde gelmesi falan böyle size kozmetikte lüksü yaşatıyor bence. Yalnız şimdi bu kadar şeyin içinde, ya bu sünger aplikatörler nedir arkadaşlar? Yani hakikaten en pahalı makyaj markalarından bir tanesi Chanel. Yani bu ne ya? Pazar malı far paletinin içinden çıkan aplikatör gibi bir aplikatör çıkıyor. Bunları atacağım bir yere unutmazsam. Bunların üstünde bile Chanel amblemi var bu arada. Ya bari böyle fırçalı bir şey koysalar da kullanılsa diye düşünmeden edemiyorum. Son iki ürünüm Dior'un far paletleri. Geçtiğimiz günlerde beni Snapchat'ten takip edenler hatırlayacaktır. Bir snap paylaştım. Trendyol'da sanırım Makyaj Fırsatı diye bir butik vardı. Bir alana bir bedava vardı. Ben dandik şeyler vardır diye düşünerek çok bakmamıştım. Fakat sayfanın altına doğru indikçe Dior'un far paletleri olduğunu gördüm ve hemen böyle internetten renklerine bakıp iki tanesini seçtim.
Tanesi 119 liraydı. Zaten bir indirim var yani fiyatında. Normalde Dior Far paletleri 140-130 lira civarında. Ben iki tanesini 120 almış oldum. Yani tanesi 60 liraya geldi ki Dior Far paletleri için hakikaten uygun bir fiyattı. Bu arada benim bu paletlerle ilgili küçük bir hikayem var. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Makyaja ilgi duymaya başladığım ilk zamanlarda annemin bir tane beşli Dior Far paleti vardı. Böyle kahve haki tonlardan oluşan. Annem zaten çok makyaj yapan bir insan değildir. Ona da hediye gelmişti. Benim böyle hep gözüm o paletteydi ama tabii dokunmuyordum. Zaten makyaj yapıp dışarı çıkmam da o yaşta söz konusu bile değildi. Böyle annem o paleti sanırım bir sene falan kullandı. Artık bütün fuarların dibi gözüktü. En sonunda o da fark etmiş herhalde benim gidip gelip ona baktığımı. Kendine başka bir şey mi aldı artık kullanmadığımı bilmiyorum. Al dedi sen bununla evde oyna hani ama dışarı sürmek yok dedi. O palet benim için çok önemliydi ve böyle o zaman şey diye düşünmüşüm. Hani büyüyüp dışarı makyajla çıkabileceğim yaşa gelince kendime mutlaka bu paletten bir tane alacağım diye düşünmüştüm. Ama bir türlü kısmet olmadı. Hep Dior standının önüne gittim. Ya fiyatı çok pahalı geldi ya istediğim renk kalmamıştı. Bu sefer Trendyol'da görünce çok mutlu oldum. Fiyatı da çok uygundu. İstediğim renkler de vardı. Hemen bir fiyata iki tane de alınca iki tanesini aldım. İlki 754 numaralı Rosy Tan isimli palet. Bu arada Dior paletlerin dışı şu şekilde. Kapağında yine bir aynası var. İki tarafında aplikatörü var. Ve 5 tane de far var. İşte pembe, diğerlerinin hepsi kahve tonları. Yine bu palet de ışıltılı tonlardan oluşan bir palet. Ve yine tabii ki benim sevdiğim doğal tonlardan oluşan bir palet. Rahatlıkla günlük makyaj yapılabilecek bir palet. Diğer Dior palet de benim seçtiğim 564 numaralı Sandek isimli paletim. Bunun da yine kapağında bir aynası var. Şu an yansımasın diye aynayı kapatıyorum. Ortadaki turuncu özellikle kris bölgesinde inanılmaz güzel duran, çok sıcak duran, kahverengi ve ela gözlere, yeşil gözlere çok yakıştırdığım bir ton. Burada yine açık göz kapağınızın ötürleyebileceğiniz bir renk var. Bir kahve var altta. Bir altın rengi gold var ama böyle kahvemsi bir gold var. Ve çok güzel ışıltılı bir bejimsi böyle hafif somonluk da içeren güzel bir renk var ve iki tarafında yine aplikatörü var. Benim size high-end alışveriş videosunda göstereceğim ürünler bu kadardı. Eğer benim videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Merak ettiğiniz şeyler varsa bu arada bu YouTube'da olmadığım dönemle ilgili aşağı yorum olarak bırakın. Mutlaka sorularınızı cevaplayacağım bir video yapacağım zaten. Bu arada Snapchat'tan duyurmuştum bunu. Bundan sonra bir süreliğine videolarımda ufak ufak çekilişler yapacağım. Her videomun sonunda olacak bu arada. O yüzden videoların sonunu izlemeyi unutmayın. Bu sefer size Sephora'dan aldığım bu front cover markasından bir set armağan ediyorum. Bunun içinde 3 tane oje var. Bir aplikatör var. 3 tane sim glitter gibi ürün var farklı renklerde ve büyüklüklerde. İşte de bunu yapıştırabileceğiniz bir ürün var. Aynen şurada ablanın tırnaklarında ve kaşında gözünde olduğu gibi. Bunu kazanmak için yapmanız gereken şeyler benim YouTube kanalıma abone olmak ve beni Instagram hesabımdan takip etmek. Başka yapmanız gereken bir şey yok. Aşağı yorum bırakmayı unutmayın bu arada. Oradan seçeceğim zaten talihliyi. 10 gün içinde de sonuç açıklanacak ve bu videonun açıklamalar kısmına kazanan kişinin ismini yazacağım. O şekilde o kişi bana ulaşmazsa bir daha çekiliş yapılacak. Biliyorsunuz zaten artık. Tabii ki çekilişin kargo ücreti de bana ait. Bunu soranlar olacaktır eskilerden hatırlıyorum. Benim videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım yeniden döndüğüme memnun olmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.